Ustanın kaynağından selamlar, sevgiler. Herkese selamlar. Saatlerimiz 9'u geçti. Yasaklara uyuyoruz, evlerdeyiz. Bu süre zarfı içerisinde bir çay içimlik sürede hocamızın yine bilgi birikim tecrübelerinden faydalanalım istedik. 4 tane doğru mu yanlış mı sorumuz var. Oksigaz uygulamalarında alev oluşturma ve sonlandırma ile ilgili. Hocam var mı sorular öncesinde sizin ilave etmek istedikleriniz? Evet, birkaç şey ilave etmek isterim. Bugünkü paylaşacağım konular Türkiye'deki uygulamalarla örtüşmeyebilir. Avrupa'daki uygulama neyse onları birebir anlatacağım. Aynı zamanda bugünkü anlatacağımız konuların her birinin videolarını Evet, o önemli. çekeceğiz. Videolar ve uygulamalarını bekliyoruz, değil mi hocam? Evet, bu ürün üzerinde birkaç noktayı anlatarak izah edeceğim size. Hocam siz salonda, evinin salonunda oksigaz hamlacıyla mı duruyorsunuz? Ben anlatmadım şimdi. Tüp siparişi verdim, onlar da gelecekti, gecikti. Ha, evde bir oksigaz kesme uygulama sistemi var yani, öyle mi? Hayır, kesinlikle eve getirilecek ürünler değil bunlar, ağır sanayide kullanılacak ürünler. Yanlış anlaşılma olmasın. Yani salonunda arkada görüyorum bir piyanosu olan, bir de elinde oksigaz hamlacı olan herhalde dünyada ilksinizdir. Kendimce amatör olarak birkaç şey yapıyorum yani. İyisiniz, Müzikle ilgili iyisiniz. olarak. Bir piyanonuzu, piyano Estağfurullah. çalmanızı biliyoruz. Anadolu'da zamanında yaptığımız o eğitimler sırasında kaldığımız otelin lobisinde varsa mutlaka o piyanoyla siz çaldınız, biz söyledik. O günleri de yad etmiş olduk. Hemen sorularla başlayalım o zaman. Amatörüm ama onu söyleyeyim. Hocam o zaman sorulara geçelim. Ama geçmeden önce sizden bu elinizdeki hamlacı bir kısaca bize anlatmanızı rica etsek. Memnuniyetle ben de şu anda iki parçalı şaloma ya da kesme hamlacı var şu an elimde. Tutamak kısmında iki tane ventil var. Bir tanesi oksijen ventili, diğeri yanıcı gaz ventili. Kesme kolu üzerinde yine iki tane ventil var. Bunlardan bir tanesi tavlama alevini oluşturan ventil. Diğeri de kesme mandalı. Şu basmış olduğum. Bastığımız zaman hem basınçlı hem de tazyikli olarak, debi yüksek debili olarak tavlanmış olan malzeme de kesleme işlemini gerçekleştiriyor. Gerçekleştirmiştir. Tamam. Evet. Arkalarında da alev geri tepme emniyet tertibatları var. Evet, onların mutlaka olması gerekiyor. Onunla ilgili zaten ayrıca bir video izleyicilerimizle paylaşacağız. İlk soru geliyor hocam. Bekliyorum. Oksiasitlen ile alev oluşturmada önce oksijen gazı açılır. Doğru mudur yoksa yanlış mıdır? Yanlıştır. İlk önce asetilen gazı açılır. Üzerinde gösterelim. Asetilen gaz açılır. Ağız kısmından lülenin, nozulun ağız kısmından gaz çıkmaya devam eder. Kaşık çakmakla alev oluştururuz. İs çıkarmaya başlar. Siyah duman çıkarmaya başlar. Bu islenme kesilinceye kadar asetilen ventilini açmaya devam ederiz. İslenme kesildiği noktada tavlama alevini oluşturan oksijeni açarak açık mavi alev oluşana kadar işlemi tamamlarız. Hocam şunu ilave etmek istiyorum. Bu iki parçalı bir ürün olduğu için elinizdeki tutamak üzerindeki o mavi butonun olduğu valf aslında tamamen açılır bir fonksiyonu olmaz, değil mi? Tek parçalı olanlarda burada ek olmayıp bir bütün olanlarda şuradaki görmüş olduğumuz ventil normalde yok. Bir, iki, üç tane ventilden oluşuyor. Kesme mandalı, tavlama alevini oluşturan ventil, yanıcı gaz ventili. Bu Yani kadar. elinizdeki üründe oksijen kontrolü tutamaktaki oksijen valfinden değil, mavi butonlu valften değil, kesme kolu üzerindeki Evet. valften yapılıyor. Hocam peki, Zaten buyurun. kesme işlemini gerçekleştirebilmek için bunların açma kuralları var. Biz onları uygulamada göstereceğiz. Burada amacım o değil. Buradaki ilk önce hangi gaz açılır, alev oluşturulur. Bu noktada odaklanmak istedim. Onun için ayrıca bir video yaparız. Hocam peki ilk önce oksijen değil de pardon ilk önce asitlen değil de oksijen gazı açılırsa ne olur? İlk önce oksijen gazı açıldığı zaman geri tepme dediğimiz problem olur. Bizim uygulamalarımızda asetilen gazıyla çalışırken oksijeni açtığımızda
şu ses geliyorsa içerisine alevi aldı demektir. Geri tepme olayı gerçekleşti demektir. Bu tehlikeli bir durumdur. Bunu önlemek için %100 önlemek için açmalarda, alev oluşturmalarda önlemek için Avrupa'daki uygulamalarda ilk önce asetilen gaz açılıyor. Siyah duman çıkarma kesilene kadar asetilen açılarak daha sonra oksijen açılıyor. Hocam bir sonraki soruya geçiyorum. Geçelim. Oksiasetilen uygulamasında alev sonlandırılırken önce oksijen gazı kapatılır. Doğru mudur yoksa yanlış mıdır? Doğrudur. Oksiasetilen sistemlerinde ilk önce oksijen ventili kapatılır. Daha sonra yanıcı gaz kapatılır. Peki hocam böyle bir alev sonlandırmayı, oksiasetilende alev sonlandırmayı da size adım adım dinlesek. Memnuniyetle. Bu iki parçalı şalomaya göre anlatıyorum. Uç kısmında alev varken yanıyor. Hem oksijen açık hem asetilen açık, alev devam ediyor. O esnada ilk yapacağımız işlem tamamen oksijen ventili, kesme kolu üzerindeki oksijen ventilini kapatıyoruz. Ve burada sadece asetilen gazının yandığını görüyoruz. Öyle bir durumda daha sonra asetilen gazını kapatıyoruz. Tutamak kolu üzerindeki şu oksijen ventilini de komple kapatıyoruz. İşlemi tamamlıyoruz. Peki hocam ilk önce oksijen gazı değil de asetilen gazı kapatılırsa ne olur? Bu Avrupa'daki uygulamalarda yoktur. Olmamasının sebebi de şudur. Asetilen gazını kapatıp oksijen açık kaldığı zaman asetilen gazında Türkiye'deki teknik kitaplarda bilinmeyen ya da ifade edilmeyen bir durum var. O da şu. Asetilen gazının içerisinde serbest karbon var. Bu serbest karbon geçtiği hat üzerindeki borunun iç çeperlerine yerleşiyor, yüzeyinde kalıyor. Biz asetileni kapattığımız zaman oksijen geldiği için yanma dengesi bozulduğunda iç kısmındaki serbest karbonu, yüzey çeperlerindeki karbonu yakabiliyor. Yaktığı takdirde tehlike oluşturuyor. Bu sebepten dolayı oksiasetilen sistemlerinde ilk önce oksijen kapatılır, daha sonra asetilen kapatılır. Akademik teknik bir bilgi oldu. Teşekkür ederiz. O zaman bir sonraki soruya geçiyorum hocam. Üçüncü soru. Oksipropan uygulamasında alev oluştururken önce oksijen gazı açılır. Doğrudur. Aslında propan kullandığımızda, propan ve doğalgaz için de aynı şeyi söyleyebilirim. Burada propan bahsettiğimde doğalgaz olarak da düşünebilirsiniz. İkisinde de açma ve kapatma yöntemleri aynıdır. Şu anda açma yönteminden, propanı açma yönteminden bahsediyorum. İlk önce birinci işlem olarak propanı açarız. Çeyrek tur kadar. Çakmakla nozulun ağız kısmında alev oluştururuz. Daha sonra oksijeni açarız. Bu uygulama var. İkinci yöntem ise, propan ikinci yöntem ise hem çeyrek tur oksijeni açarız hem de çeyrek tur propanı açarız, ağız kısmında çakmakla, kaşık çakmakla alev oluştururuz. İki yöntem de uygulanır. İkisi yani, de doğru. Önce oksijen değil de önce propanı da açıp daha sonra oksijeni açabiliriz, öyle mi? Sorunuz da sadece oksijenle başlayarak belirtiliyor. Yani oksijeni açtıktan sonra tabii ki yanıcı gazı da birlikte açacağız. Ama sadece propan açarak da yapabiliriz. Başlayabiliriz. Bence propan da açarak. Evet. Önce propanı da açarak evet. Devam edebiliriz. Evet. İki yöntem var. Oksijenle propanı karıştırarak bir alev oluşturabiliyoruz. Bir de ikinci yöntem olarak sadece propanı açarak alev oluşturup sonra oksijeni açıyoruz. Hocam asitilenden farkı nedir? Çünkü asitilende ilk önce asitileni açmamız lazım dedik. Burada serbest karbon problemi yoktur ama asıl sebep yanma fiziksel ve kimyasal özellikleriyle ilgili. Propanın yanma hızıyla ilgili olan bir durum. Çünkü propan gazı hafif rüzgarlı ortamlarda veya hava akımı olan yerde çalışılıyorsa sadece propanı açarak yaptığımız zaman sönebiliyor.
Ama oksijenle karıştırarak yakma işlemi yaptığımız zaman oksijenle propanın yanma hızı ortalama 3,5-4 metre civarında. 3,5 metre civarında. Ama asetilende ise 10,5 metre. Çok hızlı yanıyor. Onun için içerisini alabiliyor. Ama burada düşük yanma hızları olduğu için her iki yöntemi de kullanabiliyoruz. O zaman dördüncü soruya geçiyorum. Geçelim. Oksipropan uygulamasında alev sonlandırırken önce oksijen gazı kapatılır. Doğru mudur yoksa yanlış mıdır? Yanlıştır. İlk önce yanıcı gaz kapatılır. Yani propan. Asetilen, evet, asetilen bu konunun dışındadır. Asetilen farklıdır. Şu an ya yani asetilen uygulamasıyla propan uygulaması aynı değil. Türkiye'de maalesef bu bilinen bir durum değil. Hepsinin bir çerçevede anlatıldığı için işler karışıyor. Propan için ayrı bir teknik var, asetilen için ayrı bir teknik var. Propanda ilk önce propan gazı kapatılır, daha sonra oksijen gazı kapatılır. Hocam teşekkür ederiz. Sorularımız rica bu kadar. Ama kısa, bir öz açıklama daha yap. Tabii ki. Önemli bir açıklama yapmak isterim. Neden ilk önce propanı kapatıyoruz? Şimdi propanı kapattığımız zaman iç kısmına alev girmiyor mu? Asetilen de girebiliyor. İç kısmına girebiliyor. Propanda ise propanı kapattığımız zaman, yanıcı gazı kapattığımız zaman propan gazının gaz halindeyken içerisinde serbest karbon yok denecek kadar az ve yanıcı gazın geçtiği hatta, propan gazının geçtiği hatta iç çeperlerinde serbest karbon oluşmuyor diyebiliriz. Evet. Oluşmadığı için de yanıcı gazı kapattığımız zaman oksijenin içerisine doğru yönlenen bir alev olsa dahi içerisinde propan olmadığı için yanma işlemi devam etmiyor. Onun için yanıcı gazı önce kapatıyoruz propanda. Hocam teşekkür ederiz. Bir çay için burada vaktinizi aldık ama bilgilerinizi bizle paylaştınız. Teşekkür ederiz. Bu arada bu anlattığımız konuların hepsinin tek tek uygulamasını izleyicilerimizle paylaşacağız. Evet, uygulamalarını mutlaka yapacağız. O zaman şeyle mi, piyanoyla mı kapatıyoruz hocam? Ne çalıyorsunuz bize? Şimdi oturmuş olduğum koltuk sabit olduğu için ben bir la sesiyle kapanış yapmak isterim. Peki. Peki, kapatalım. Daha iyi buluyor. Teşekkürler hocam. O zaman takip edenlerimizin soru, öneri, görüş, yorumlarını bekliyoruz diyelim. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.